Yarışmanın bitiminde ben Hadi'ye dedim ki bak Manga diye bir grup var dedim. Ben çok beğendim. Onlarla başlayabiliriz bu işe dedim. Ya nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz ya bir yolunu buluruz dedim. İlla yaparız bu çocuklar çok iyi. Ama Hadi pek de dinlemedi beni yani kafası başka yerlerdeydi sanırım. Manga'nın şu andaki prodüktörü Haluk Krosman benim de çocukluk arkadaşımdı. Ve bir yarışmada Manga isimli bir grubun olduğundan bahsetmişti bana. Ve ben de açıkçası o dönem çok da ciddiye almamıştım. Çok modernler, çok farklılar demişti. Çok bambaşka bir yerden Manga ile tanışıyor Hadi. Ve bana geliyor diyor ki Manga diye bir grup varmış Haluk Ankara'da diyor. Onda çaldığımız dönem bir yandan da arkadaşlarımızın, çevremizin ayarladığı konser ya da festivallerde çıkıyor. Kırılma noktası olan festival de Avrupa Gençlik Festivali'dir. Dördüncüsü yapılacaktı. Ufuk diye bir arkadaşım bunu ayarladı. Orada da Öykü Hanım bize çok ilgilendi. Festival programına aldılar bizi. Sonra Öykü Hanım Hadi'den bahsetti. Hadi Elazığ diye biri var. İstanbul'da büyük bir festivalin yapımcılarından. Aşikim Festivali. İyi dedik ne yapalım bana bir Kalyanında'nın demosunu verin. Tamam verdik. O Hadi'ye vermiş demoyu. Ve bir şekilde Manga'nın demosu elime geçti. Otel odasına girdim. Laptopuma demoyu koydum. Koyduğum gibi demoyu böyle 20-30 saniye sonra bu nedir diye direkt demoyu çıkartıp üzerine baktım. Manga. Esasında tesadüfi bir şekilde gelişti. Yani kader ağlarını örmüş denir ya gayet klişe bir şeydir. Biraz kader ağlarını örmüş oldu. Ardından Ferman'la ve Cem'le buluştum ben. Dedi çocuklar İstanbul'a gelin, ofisime gelin buyurun. Tamam dedik görüşelim. Sonra çocuklarla konuştuk. Ve şuna karar verdik. Yeni yaptığımız şarkıları da kaydedelim adam gibi. Gidelim hem Hadi ile konuşalım, festivale çıkarız ya da çıkmayız, hem de tanıdığımız insanlara demomuzu veririz. Biz işte ufak bir demo hazırladık, 5 parçalık. Kal yanımda. O zamanki halleriyle dursun zaman ve kandırma kendini. Bitti rüya ve yalan. O demo ile beraber İstanbul'a gittik. İlk ilişkimiz öyle başladı. Ondan sonra Ferman devamlı bana e-mailler attı. Çıkabilecek miyiz? Bizim için önemli bu şeklinde. Festivale katılamadık. Ya geç başvuru geçmişti ya da o ayarlanmıştı organizasyon tam hatırlamıyorum. Geri döndük. Ama ben Manga'nın müziğinden gayet etkilenmiştim. Yani arabamda giderken Manga'nın demosunu dinliyordum ve garip bir şekilde kafamda bir şeyler şekillenmeye başlamıştı. Ya ben 6 ay uğraştım ama kendisi hiç ikna olmamıştı. Kendisi görünce ikna oldu. 6 ay sonradan başlamış olduk projeye. Eğer yanılmıyorsam tarih 2002'nin sonları. Bu arada Haluk da bizi Sing Your Song zamanında İstanbul'da şunu demişti. Ya moralinizi bozmayın. Benim kafamda bazı şeyler var. Ben size albüm yapmak istiyorum. Derken bir gece bir de Haluk beni aradı. Dedi biz size albüm yapmaya karar verdik. Ardından bizi İstanbul'a davet ettiler. Bu dönemde biz kesin kararımızı evet yapacağız arkadaşlar bir şeyler dediğimiz bir şey vardır, toplantı vardır. Beyoğlu'nda bir barda toplandık. O günden itibaren de artık bu albümü yapacağız fikri tamamen yerleşti. Ondan sonraki planlama aşaması da nasıl yaparızdı? Daha kitaba uygun yürümemiz gerekiyordu benim inancıma göre. Kitaba uygun da rock müzik baktığınız zaman çalarak büyüyen bir müziktir. Merak ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Leyla'da İstanbul yazılmış ama Manga Ankara bir gruptur onu söyleyeyim. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süre bulabildiğimiz her platformda kendimizi, müziğimizi ifade etmeye çalıştık. Zaten en üretken dönemimizde o yarışma sonrası ve albüme kadar gelen 1,5-2 senelik dönem. Devamlı provalar, arada işte şehir dışı konserler, bar programları ve devamlı beste yapıp besteleri seyirciyle deneme süreci. O zaman Vega çok ciddi turneler yapıyordu ve Vega'dan rica ettik. Hem Tuğrul hem Deniz gerçekten çok sevdi.
mangadakileri ve ellerinden geldiğince yanlarında olmaya çalıştılar. Ellerinden geldiğince desteklemeye çalıştılar ve sağ olsunlar bunun değerini, bunun katkılarını da daha sonraki yıllar içinde hepimiz gördük. Geri geldik, o yol paralarımızı ödediği zamanlar oldu Vegan'ın. Denize turunu o yüzden iyi kalbime giden süreçte emeği büyüktür bizim üstümüzde. Zaten iz bırakanlar unutulmazı yapmamız ve iyi kalbimi alma isteğimiz de bundan kaynaklanır. O şarkı bizim Vega'ya bir nevi saygımızı göstergesiydi. Sakarya Üniversitesi bizi konsere çağırdı. Vega'yla daha önce gitmiştik. Bizi tekrar çağırdılar. 1500 kişi bizim için gelmiş. Sadece albümümüz yok. Çok güzel ortam. Tabii o konserin en önemli noktası da limonun kapandığı güne denk düşmesidir. Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik biz. Şimdi çalacağımız şarkıyı ona göndermek istiyoruz. Bu albümsüz konser döneminde bir konser daha vardır. Önemli. O da Equinox konseridir. O gün iki yerde birden çalacaktık İstanbul'da. Bunlardan biri de Kadıköy'deki Equinox adlı bir bardı. Fakat kimse gelmedi. İki kişi geldi. Biz bütün konseri iki kişiye verdik. Evet, iki kişi, 200 kişi. Benim için hiç fark etmiyor. Sonuçta o senin duygularını ifade ettiğin, o senin iletişime geçtiğin, o kendini gösterdiğin kişi seyirci. İki taneye de gösterebilirsin, 2 milyona da gösterebilirsin. Değişen bir şey yok. Bir şeyler başarabilmek önemli. Equinox'a grup bunu yaptı. Her şeye rağmen çıktık, çaldık. O konseri vermemizde başka bir amaç da vardı. O da şuydu. Şarkıların bizim getirdiğimiz son hallerini Haluk ve Hadi'ye canlı dinletmek istiyorduk. Bir iz bırakanlar bir de evdek ses soktu. Bir süre böyle devam etmeye başladı. Biz Ankara'da bir tane stüdyo kurduk kendimize. İşte o dönemki gruplardan John Doe ile birlikte. Ankara'daki kendimize ait ilk çalışma stüdyomuz. Zemin kat, yani kedi kadar fareleri olan, yani inanılmaz kötü bir yer. Ama oranın bizim için bir samimiyeti vardı. Çünkü bize aitti. İçindeki işte, gerçi bir grupla ortak kullanıyorduk ama sonuçta bize aitti. Anahtarı bizdeydi. Albümün temellerini orada attık diyebilirim. ...2004 Aralık'tan neredeyse 1,5 sene önce biz çizimlerimiz üstüne fikir üretmeye başladık. Bir Anime Gen.tr diye bir site üzerinden Kaan'la tanıştım. Ben karakteri tarif ettim. Bana aynısını bir selpa çizip, Rotring kalemle, hatta sivri uçlu, bayağı kasaraktan bir selpa çizip gösterdi. Dedim evet, istediğim karakter bu. Bunu çizeceğiz. Sonra eskizler geldi ve sportaya çıktı. Ben Kaan'la evde çizimler yapmaya başladım. Özgür'ün evinde toplandık, çizimleri etüt ettik. Sonra benim mimarlıktan, okuldan arkadaşlarım Gümrah, Atalay, Emrah. Onlar bir yandan bizim 3 boyutlu klibimizi yapmaya başladılar. Böyle böyle 1,5 senede biz her şeyi tasarlamaya başladık. Sonra tabii aradan 1,5 sene geçti. 2 seneye yaklaşıyor. Hala albümün kayıtları ne zaman başlayacak belli değil. Biz söylenmeye başlıyoruz. En zorlandığımız şey Manga'yı bekletmek oldu aslında. Bekletmek değildi bu ya. Gelişiyorlardı, şarkı üretiyorlardı ama çok sabırsızdılar. Çıksın artık, hadi yapalım, hadi yapalım, hadi yapalım, biz hazırız durumda. Durumda var, var, vakti var. Vakti gelince yapacağız zaten. Stüdyoya gireceğiz beraber. Böyle ya, gitgeller yaşanıyordu, onların moralleri bozuluyordu. Sonra ben sık sık Ankara'ya gittim. Limon Bar'da onları izledim, programlarını izledim, sahnelerini, enerjilerini, neyin peşinde olduklarını, dünya görüşlerinin ne olduğunu. Belki yani hiç şey yapmadılar, itiraf etmediler ama işlerinden ya bu adamlar bizi oyalıyor mu acaba, bir şey yapmayacaklar mı falan diye kesin düşünüyorlardı. Eminim yani, çünkü yani bayağı bir süreden bahsediyoruz. Dedik ne zaman yapacağız? Hadi yani Haluk, ne zaman yapacağız bu albümü?
Derken Hadi dedi ki durun dedi, ben Sony müziği ayarlamaya çalışıyorum sizi. Hadi ve Haluk'la tanışıklığımız çok eski yıllara dayanıyor. Onların GRGD'nin oluşumunun ilk günlerinden itibaren de en azından bir arkadaşları olarak her zaman yanlarındaydım. Manga projesinden tabii ki sürekli bahsetmekte oldukları bir dönem geçiriyorduk. Daha sonra projeyi iki firmanın işbirliği anlamında birlikte yapma konusu gündeme geldi. Dinlediğimiz demo kayıtlardan biz de çok etkilenmiştik ve hakikaten çok farklı bir şeyden bahsettiğimizin farkına varmıştık. Mangayı bir de canlı olarak izlemek gerekliliği doğdu haliyle. 2004 Rock İstanbul organizasyonu bir doğal olarak gündüz saatine denk gelen bir performanstı. Biz de kalktık o performansı izlemek için Solar Beach'e gittik Kilios'a. O gün itibarıyla bu işin yapılması, öyle ya da böyle yapılması gerektiğini düşünmeye başlamıştık. Son iş netleşince dedik artık bize İstanbul yolu gözüktü. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi? İstanbul'a girişimiz aslında biraz hani Türk filmi gibi oldu. köyden indim şehre modeli. Bu albümü yapabilmek için veyahut da profesyonel anlamda müzik piyasasında olabilmek için İstanbul'da olmamız gerektiğini gördük biz Ankara'dayken. Ve İstanbul'a taşınma kararı aldık. Ama bu biraz ani oldu bu karar açıkçası. Ben okulumu yeni bitirmiştim. Ferman okulunu yeni bitirmişti. Diğer çocukların hala okulları devam ediyordu. Sadece doğru yerde ve doğru zamanda bulunmadık. Ya bu iş için uğraştık da yani. Ya Ankara'dan nasıl çıkıp geldiğimi biliyorum ben. Hiç de kolay bir karar değildi ve gerçekten zor olmuştu. Ve İstanbul'a geldik. Elimizde birer valiz. Açıkçası gelir gelmez hemen bir ev de bulamadık böyle. Avşar Yağcıoğlu. O sağ olsun bize çok yardım etti. Yaklaşık 2 ay kadar onun evinde kaldık. Bayağı 5 kişi. Hani bir dönem Haluk'ta bir kısmımız kaldı. Bir dönem menajerimiz Hadi'de bir kısmımız kaldı. Ondan sonra burada İstanbul'daki ilk evimizi tuttuk. Dikilitaş'ta bir emlakçıdan ev bulduk. Ya evin keyifli tarafı beşimizin bir şekilde kalabileceğiydi. Fakat ya şöyle problemler vardı. Efe'nin odasına sadece yatak sığıyordu. Yürüyecek bir yer kalmıyordu. Evin salonu ufaktı ve sadece iki kişi orada kalabiliyordu. Bir de üst oda vardı. Orası da aslında sadece bir kişi içindi ama biz orada iki kişi kaldık. Böyle kocaman bir sevgi. Böyle sine bir sevgi koydum. Çok önemli bir yeri var. İlk albümün mesela biri stüdyoya kayıda gittiği zaman geldiğinde direkt o an hani kritik alabiliyorsun. Kendi onun yorumlarını öğrenebiliyorsun. Şarkılar ne durumda bir an veri alabiliyorsun. Bu bakımdan Beşiktaş'taki ev çok güzeldi işte. Ya benim ilk evim diyebilirim. Ailemden ayrı çıktım. O açıdan büyük bir önem var benim için. Gölgeler Çatısı. Böyle tepede yüksek, bir de en üst kat ya. Zaten orası böyle girintili çıkıntılı işte yok. Böyle aşırı yokuşlu. Böyle orası aşağıda bir şeyler yapıyoruz, savaş veriyoruz falan. Ondan sonra oraya çekiliyoruz inimize. Yarasalar gibi.